Ahmet Akçan da aramıza katıldı. Yaklaşık saat başına kadar buradayız. Hocam Galatasaray mücadelesiyle hemen başlayalım. Başlayalım. Ekranlarımıza Galatasaray'ın sayfaları gelecek. Açılışta da analiz etmiştik Galatasaray'ın Avrupa maçını. Yine üzerinden gidelim istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Neftçi'yi mağlup etmeyi başardı temsilcimiz. Rakibini 3-1 ile geçti. Yeni asırı görelim. 21. sayfa ekranlarımıza gelecek. Azeri rakibini Cagney'in 2, Duyundaman'ın da tek golüyle geçti. Üçüncü öneleme turunda Hırvatistan temsilcisi Hayduk splitle karşı karşıya gelecek. Onunla eşleşti sevgili izleyenler. Bir rotasyona şahit olduk. Yeni asırdayız. 21. sayfa karşımızda Galatasaray'ın gündemini değerlendiriyoruz. Nefçi mücadelesini konuşuyoruz. Hemen size sözü bırakayım hocam. Süper Lig'de ilk hafta mücadelesine göre neler farklıydı bu maçta? Bir rotasyon vardı, farklı tercihler vardı. Hamleler vesaire nasıl buldunuz Galatasaray'ı? Oyun anlayışı aynıydı. Fatih Hoca o oyun anlayışını oturtmaya çalışıyor. E, futbolcuların hepsi fiziksel yönden e, şu an tam olarak hazır değil. E, bu hafta sonu oynayacakları Başakşehir maçını da düşünerek Fatih Hoca kadroda bazı değişiklikleri uygun gördü. E, bunun içinde e, işte Feguli gibi. Ee, daha sonra Fegüli'nin e, sahaya girmesi, Arda'nın sahaya girmesiyle hı hı. Emre Kılıç, Belhanda gibi bazı futbolcuları sağ dışına alarak bu hafta hepsini birer devre veya 60'ar er dakika oynatarak maçı hazırlamayı düşündü. Lines, Fat Ömer Bayram, Babel ve Cagne farklı olarak Fa Antep maçından Fatih sağlayacak. Ee, Lines ve Cagne bence bu hafta 11'de başlamayacak ama Fatih Hoca'nın her zaman... Takım içindeki rekabeti olumlu yöne çevirme adına size ihtiyacım olabilir. Omar'a, Falcao'ya, yerinizde o formaya aday başka futbolcular da var mesajını veriyor. Israrla Luyendam'a eksiklerine rağmen Fatih Hoca tarafından ilk 11'de oynatılıyor. Bence doğru da yapılıyor. Çünkü 2-3 hafta sonra Luyendam'a mutlaka onun geçen seneden alıştığımız üst düzey performansını ulaşacağı hocam, gerçeği de var. golle dönmesi tabii ki maçın skorunu belirleyen durumdu. Beklentiler de böyleydi zaten antrenman notlarından. Tabii sezonun geneline bu performansı yayacak mı hocam? Sizin izleniminiz nasıl oldu? E, şu an Cagne'de, Falcao'da çok istekliler. O rekabette formayı kapma adına ellerinden gelen bütün özveriyi yapıyorlar. Bence böyle devam edecekler. Yani kısa bir süre önceye kadar Cagne'nin gitmesi konuşuluyordu. Ama sanki Galatasaray'da bu konu Kapatılmış gibi Fatih Hoca da yoğun program içinde bu futbolcuların hepsine ihtiyaç duyacağını biliyor. Tabii e, Taylan bence buradaki en önemli futbolculardan biri. Hiç kimsenin hesaplamadığı Taylan o altı numara ihtiyacı var denilen bölgede iki maçtır. Bence çok iyi performans ortaya koyuyor. Hemen onun önünde oynayan ki dünkü maçta Ömer'di bir tarafta da Belhan'daydı. E, merkez hücumlarda e, ileriye büyük destek veren bu iki futbolcunun hemen arkasında defansif yönde harika işler yaptı. Her geçen maç üzerine koyarak gelen bir Taylan var ama tek başına bütün sezon boyunca o görevi kaldırması mümkün değil. Oraya hı hı. E, mutlaka Galatasaray bir transfer yapmayı hedefliyor. Şimdi özellikle yani Cagden'in rotasyonda sahneye çıkıp maçın skorunu belirlemesi önemli bir noktaydı. Falko'nun da sakatlık yaşamadığını düşünün. Geçen seneki o senaryo gerçek olmadı ve o da hazır durumda. Cagnere e, takımda kaldı diyelim ki. Hangisi daha fazla fayda sağlar? Hatta bazı maçlarda ne dersiniz yan yana oynatabilir mi hoca? E, Fatih Hoca mutlaka oynatacaktır. Bakın bir maç Falko iki gol, ikinci maç Jagner iki gol. Bu çok güzel bir rekabet. Evet. Tabii her maçta bu golleri bulma şansları yok. Ee, önde olan, rekabette daha iyi olduğunu hocaya gösteren mutlaka o maçta forma alacak. Özellikle Galatasaray'ın gole ihtiyaç duyduğu anlarda ben sık sık ikisini bir arada sahada göreceğimizi düşünüyorum. Hatırlayalım, daha önceki yıllarda bile Santrofor bölgesinde evet. kullanmak zorunda kalmıştı Fatih Hoca. Adem de takımdan ayrıldı zaten. Hı hı. O yüzden Santrofor bölgesinde birbirlerini yedekleyecek iki oyuncu. Peki birkaç başlık daha görelim ardından Trabzonspor'un da gündemine geçeceğiz. Yola devam Foto maçın ikinci sayfası Galatasaray Avrupa Ligi'nde 3. eleme e, turuna yükseldi. Yeni rakibisinde Hayduk Split olacak. Zinciri kırdı deplasmanda oynadı 20 Avrupa maçında gol atamamıştı ve bunu bozdu şimdi 4 yıl sonra Cagney'le beraber. Son golünü 2016'da atmıştı sevgili izleyenler. Avrupa'da yüzü güldü. Foto maçında dördüncü sayfası. Yüzüncü galibiyetine yine vurgular yapmış. Sarı Kırmızılar Bakü'de Avrupa Kupalarındaki yüzüncü galibiyetini aldı. Terim de oyuncularını tebrik etti. Açıkçası rahat bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz. Şimdi e, Hayduk Sipri'de de biraz konuşalım. Sizin konuşalım. mutlaka notlarınız vardır evet. onunla alakalı. E, yani Dinamo Zagreb'le beraber Hırvat Futbolu'nun tanınan ekiplerinden bir tanesi. Neler bekliyor bu anlamda Galatasaray ee, önümüzdeki günlerde? Eskiden beri bildiğimiz bir takım ama Hırvat futbolu da son dönemde çok değişti. Çok kaliteli futbolcuları var. Ama o kaliteli futbolcular daha genç yaşta Avrupa'nın büyük takımlarına gidip gelişimlerini orada sürdürüyorlar. Orada tamamlıyorlar. Hırvat takımlarının kendilerine baktığımızda genç yetenekli oyuncular mevcut ama kadro kalitesi genel olarak Galatasaray'la kıyaslandığında o seviyede olmayan bir takım. Dünkü renovo maçının da neredeyse tamamına yakın bölümünü izledim. Bence kaliteli bir takım. 4-2-3-1 oynuyorlar. Bireysel olarak her ne kadar iyi olsa bile takım Galatasaray'ın gücünden uzaklar. Ofansif yön onların en önemli yönü. Irvat milli takımını da düşündüğümüzde orada ofansif yönü güçlü, çok kaliteli futbolcuları var. Önde e, her ne kadar Hırvatlar iyi futbolcular yetiştirse bile Diamantakios diye Yunan e, santroforları var. Alman ikincilikten transfer ettikleri. Aslında en önemli futbolcuları da hemen onun arkasında oynayan Mio Çaktas. Dün golü de o attı. Evet. Kanatları iyi kullanıyorlar. Bir tarafta Jairo, bir tarafta Gjorsko. E, Beklerin de katkısıyla kanatlardan... Ee, o Yunan forvetin Dimit Dimitri'nin rakip defansı meşgul ettiği anlarda on numaraları Mio'yla da pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Orta sahada iki oyuncuları var. Ee, Darko Nea bence oyunu yönlendiren, dikkat edilmesi gereken önemli bir oyuncu. Ofansla bağlantıyı o sağlıyor. Juric işte biraz daha fazla işte Tayland'dan bahsettiğimiz gibi defansif görevleri üstleniyor. Klasik stoperleri mümkün olduğunca defans güvenliğini sağlayan. Hı. Her iki beki hem Kolina hem Todorovic ucuma destek veren bir anlayış içinde. Anlayışları bize yabancı değil ama açık söylüyorum. Kadro kalitesi kesinlikle evet. Galatasaray'dan yana. Kalitenizi sahaya yansıtıyorsanız da bu turu geçersiniz. Ben Galatasaray'ın turu geçeceğine kesinlikle inanıyorum. 24 ödeniyorum. Eylül'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede sevgili izleyenler maçı konuştuk detaylarıyla. Biraz da Trabzonspor'un gündemine bakalım hocam. Trabzonspor'un gündemindeki transfer haberlerini şöyle bir e, konuşmak istiyoruz. Ekranlarımıza geldi bile. Sıcak bir haber. Dün sabah saatlerinde biz de sıcak gelişme olarak sizlerle buluşturmuştuk. Luis Baker, Fırtınada takvim gazetesiyle başlayalım hemen.